Kendi ellerimle hazırladım damatçığıma. Elinize sağlık Neslihan Hanım. Afiyet olsun. Hazır hale de yokken şu kayınvalide damat, güzel bir sohbet yapalım seninle ha? Tabii müstakbel damat. Sen Hale'yi yalıya götürmüşsün ha? Hayırlısıyla evlenirsek burada oturacağız falan demişsin. Doğrudur. Hale o yalının hanımıydı. Öyle de kalacak. Tabii. En doğrusu bu. Ama bilmem Taylan o yalıyı satar mı? Benim kızım çok çileler çekti Ömerciğim. Çok üzüntüler yaşadı. Ben de artık onun boş laflarla kandırılmasını istemiyorum. Ne bileyim, yalı olmaz da denize sıfır bir daire olur. Yeter ki Hale'nin üstüne yapılsın. Ne demeye çalışıyorsunuz? Sakın yanlış anlama. Yani sana güvenmediğimden değil. Ama malum, Hale'nin yaşadıklarından sonra benim kızımın kendine bile güveni kalmadı. Nesrin Hanım, ben Hale'yi seviyorum. Hale de bunu çok iyi biliyor. Taylan da böyle diyordu. Seviyorum, ölüyorum, bitiyorum. Ama bak, bak olanlara. Benim kızım onca yıl ona karılık yaptı. Ama dımdızlak ortada bıraktı Hale'yi. Hiç kusura bakma Ömerciğim. Ama ben sağ oldukça kızımın aynı hataları bir daha yapmasına asla göz yummayacağım. Nesrin Hanım, bana güvenen gelir. Güvenmeyen kendi bilir. Neyse canım. Ay sen sinirlendin galiba ha? Neyse, sen biraz sakinleş. Ondan sonra güzel güzel oturur, konuşur, anlaşırız seninle. Hadi bana al aslandık. Yine pintinin tekini buldu getirdi başımıza. Yok yok yok. Bu adamın bize zırnık koklatacağı yok. Benim saftorik de yalıya taşınma hayalleri kuradırsın. Sanki yalı karın doyuracak. Ah Yesrina. İş yine başa düştü.